Çeltik tarlasındayız. Büyük bir arazi. 160 dönüm çeltik tarlası. Tabii bu sezon biraz yağışların bol olduğundan geç ekim yapılmış. Yağışlardan dolayı ilaçlama da yapmamış. Yeni ilaçlama yapacak. Biraz ara çeltik suyu çekildiğinden su olmadığını düşünürsünüz. Şu anda suyu bir ilaçlama yapacak. Ot ilaçlaması. Tabii bölgede çeltik alanları fındıktan dolayı, sebzeden dolayı çok düşüş var bölgede. Bir bafrayla kıyasladığım zaman bizimki çok düşük. 4000-4500 dönüm bir arazide çeltik ekili vardı. Ama fiyatların geçen yıl çeltiğin hem verimli olmaması hem de fiyatların düşük olmamasından dolayı bu dönem daha fazla ekim alanlarının düştüğünü görüyoruz. Çarşamba'daki çeltik alanları son dönemlerde ciddi manada bir düşüş görüldü. Bunun sebeplerinden birincisi fındıkta yaşanan fiyat olayı idi ve akabinde işte sebze alanlarının kısmen gelişlemesi ve çeltik fiyatlarının da seneler itibariyle dalgalanmasından dolayı aslında alanlarımız düştü. Bundan çok önceki yıllarda Çarşamba ilçemizde çok geniş alanlarda çeltik üretimi, çeltik tarımı yapılmaktaydı. Çarşamba ilçesinde son dönemde aşırı yağışlar ve diğer doğal afetlerden dolayı belli başlı ürünlerin hem gelişim dönemleri hem de ekim zamanları maalesef biraz gecikti. İklimin bu tarımdaki riski yüzünü göstermiş oldu. Bu anlamda buradan üreticilerimize aslında şu mesajı da vermekte faydalı olur diye düşünüyorum. Her sene farklı bir doğal afetle ve farklı zamanlardaki doğal afetlerle karşılaşıyoruz. Bu anlamda özellikle ürünlerini, çeltiklerini, fındıklarını sigortalatmalarını önemli tavsiye ediyorum. Özellikle tavsiye ediyorum. Tarım sigortasını mutlaka değerlendirsinler. Her sene giderek artan doğal afetlere maruz kalıp da zarar etmemeleri açısından.